Cenab-ı Hak diyor bütün o kapıları, o kenz-i mahfiyi açan en enamında bir miftahı insanın eline vermiştir. Yani o manen kapalı olan kapıları, o gizli hazineleri ene namındaki anahtarı kullanırsa insan açabilir. Evet. Şimdi şöyle bir düşünelim abi. Bir rızık gördük, elma. Değil mi? Şimdi ben yanıma bir gariban geldi. Aç bir fakir geldi. Ona ben bir sofra serip önüne koyarsam. Evet. Bunu bir analiz edelim. Sofrayı serdim önüne koydum. Neyden yapayım? Bak ben de bir merhamet özelliği var. İşte buna şen diyoruz. Değil mi? Bak nimetlendirme, merhamet etme, şefkat etme şeni var ki bende. Oldu mu? Bende öyle bir şey olmazsa, tefessüh ederse o hisler vermem. Evet. Bende var. Bak o benim sıfatlarımı tahrik ediyor. Neyi? Kudretimi, ilmimi, hikmetimi, sem'imi, basarımı, değil mi? Bu gibi sıfatlarımı tahrik ediyor ve ona bir sofra hazırlamama onlar adeta ne yapıyor? Yönlendirme yapıyor. Değil mi? Doğru. Bu sıfatlarımla da, bu sıfatlarımla da bir sofra serdim. Burada ne oldu? Bir, benim diyelim mesela merhametkar, yani rahim diyelim mesela. Ondan sonra rezzak diyelim mesela, değil mi? Ondan sonra mün'im mesela, inam eden. Kerim. Kerim mesela. Bu gibi, cevvat. Cevvat mesela. Bu gibi isimler orada tecelli eder. Şimdi ben bu manzarayı gördüm ve anladım mı meseleyi? Evet. Ben de ne diyorum? Şu sofrayı büyütelim. Bütün küre-i arzda, hatta bütün kainatta, maddi ve manevi bütün rızıklara muhtaç olan müteşekkillere, muhtaçlara birisi var ki, doğru mu? Rezzakiyet, rahmaniyet, rahimiyet, kerimiyet, mün'imiyet gibi şeylere sahiptir. Ve bu zat, bütün bu müteşekkil ve muhtaçlara bir sofra sermeyi irade ediyor. Bundan dolayı da sıfat-ı subutiye dediğimiz ilim, irade, kudret, sem, basar, hayat gibi sıfatları vasıtasıyla bu mevcutları halk ediyor ve bundan dolayı da onun isimleri yıldız gibi görmeye başlıyor. Bak, ben kendimden bunu çözdüğüm vakit, o ene ve benlik duygusunu kullandığım vakit bu bir anahtar oluyor, beni farklı bir tefekkür deryasına sürüklemiş oluyor. Mesele bu yani. Evet, mesela bir elma diyelim ki. Evet. Şimdi bu elmanın kokusunu burun anahtarı açtı. Açıyor. Tadını da dil anahtarı evet. Açıyor. Rengini de göz anahtarıyla açıyoruz. Peki o elmanın arkasında burada ifade edildiğine göre kenzi mahfi var. Hmm. Gizli bir hazine var. Evet. Bu gizli hazineyi ne açıyor? Evet. Onu da ene açıyor. Ene açıyor. Kenz-i Mahfi'yi hani hadis-i kutsi var. Ben gizli bir hazineydim, bilinmek diye murad ettim, mahlukatı yarattım. Orada Kenz-i Mahfi'yen geçiyor. Evet. Dolayısıyla Esma-i İlahiye diye anlayabiliriz. Evet. Zaten Üstad Hazretleri 11. sözde de senin fıtratında vaaz edilen cihazatın anahtarlarıyla evet. Esma-i Kutsiye-i İlahiye'nin gizli definelerini açmaktır. Zat-ı Akdis'i o Esma ile tanımaktır diye insanın vazifelerini sayıyor ya. Buradan da anlıyoruz ki o kenze mahfiyen, yani gizli hazine, kenzi mahfi, esma-i ilahiye. Yani Allah'ı tanımak. Evet. Şimdi peki o elmaya bakarak ben nasıl Allah'ı bulacağım? Evet. Şimdi bir iki örnek verebiliriz. Mesela elma yazmak için bir ilim lazım mı? Lazım. Ben elma yazabilmek için bir kere okuma yazmayı bilmem lazım. Evet. Harfleri bilmem lazım. E'den sonra L'nin gelmesini, L'den sonra M. İlahir. Peki bu yazdığım elma yazısı elma mıdır? Hak elma değil. Hadi resim olsa resmini yapmak bile bir ilim gerektirir, evet. Değil mi? Çünkü mesela biz yapsak kimse beğenmez. Adam mesela yıllarca resim yapmış. Bu işte ressamlıkta seyri sülük yapmış, terakki etmiş. Onun yaptığını beğeniyoruz. Bak bir ilim gerekiyor. Peki o ressamın yaptığı elma elma mı? Elmanın sureti yani. Kokusu yok. Evet.
Yani onun kokusunu burnumuz açamıyor. Öyle bir özelliği yok. Şimdi madem ki bu ressam, en güzel ressam, en ileri derecede ressamın yaptığı elma bile Allah'ın elmasıyla mümkün değil. Evet, kıyasa gelmez. Derecede zayıf yani sanat itibariyle, her şey itibariyle. Peki bu ilimle oluyorsa, bu ilimsiz olur mu? Dolayısıyla ben bir elma kelimesini yazmam için ilim gerekiyorsa, bu elma ilimsiz olur mu? O zaman bunu yapan da ilim sahibidir diye o anahtarı bu yolla açabilir miyiz? Evet. Aynen öyle, Allah razı olsun. Yani dolayısıyla o hazineye yavaş yavaş bu şekilde eneyi kullanarak, istihdam ederek girmek mümkün. Elhamdülillah. Bak mesela bu hiçbir mahlukta yok böyle bir özellik. Tamam. Bir mahluk, bu bütün mahlukatta böyle olmadığı için onlar da Cenab-ı Hakk'ı kemaliyle diyelim anlayabilme imkanından da mahrumdur.